kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Şimdi iş dünyası böyle erkekler gibidir. Ne kadar çok verirsem o kadar az alırsın. Ne kadar az verirsem o kadar çok. Erkek arkadaşından yola çık mesela. Erkekler zordur. En kolay görüneni bile zordur. Odaklanmak ister, hırs ister, inat ister. Ama tek bu kural vardır ki o da akıllı olacaksın. Aldığın kararın hep peşinden gideceksin ve kararlı olacaksın. Bir de üstüne düştüğün mü tamamdır, değil mi? Bunu bana nasıl yaptın? Niye? Hocam nasıl? Çok güzel oldu değil mi? Ya çok güzel oldu. Aslı da bayılacak. Ya vay be, kankama bak. Yani resmen evlenme teklifi ediyor ha. Büyük aşk. Bizimki de büyük aşk. Dur bakalım. Artık Aslı'yı aramamız lazım. Ama Burak yok ortada. Hayatım yoldadır, geliyordur. Sen ara Aslı'yı ya. Öyle mi diyorsun? Hı. Ya Erdem, yüzüğü almıştır herhalde Burak değil mi? Ya almıştır tabii hayatım ya. Yüzüksüz evlenme teklifi mi olur? Kesin almıştır. Yok, yüzüksüz evlenme teklifi olmaz bir kere. Ay ben çok heyecan yaptım. Tamam hadi sakin ol, ara ara. Tamam. Annem de bu eve bayılacak. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim Aslı'cığım. Siz bu taşınma telaşını atlattıktan sonra hemen çalışmaya başlarız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Çok pardon. Efendim Gonca? Aslı'cığım ne yaptınız? Hallettiniz mi? İyi, şimdi evi gezdim. Ay ev çok güzel. Kirası da çok uygun. Yarın kontrat için görüşeceğiz. Çok sevindim canım. Aslı! Ya biz bir sipariş aldık. Ama yarına kadar bitmesi gerekiyormuş. Çok acil. Sen de Mel teyzen izin alabilir misin? Bu gece bitiririz. Tamam, ben şimdi annemi arayıp izin alayım o zaman. Tamam, görüşürüz. Bir pasta siparişi almışız da. Senin önün çok açık Aslı'cığım. Daha çok siparişler alacaksın. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Ben bir annemden izin alayım. Tamam. Alo, anne. Ya sana bir şey soracaktım. Tamam. Ya ama Burak yok. Geç kalacak mı acaba? Aradık da kızı şimdi. Ya hayatım yoldadır, geliyordur dedim ya. Hayatım sen ara. Ara, Burak'ı da ara. İçin rahat etmeyecek yoksa. Ara hadi. Efendim? Burak, biz şimdi Aslı'yı aradık. Annesinden izin alıyor. Sen ne yapıyorsun? Yoldasın herhalde değil mi? Program iptal oldu. Beni beklemeyin.
Burak nasıl? Burak? Ne oldu hayatım? Kapattı. Gelmiyormuş. Nasıl? Niye ya? Nasıl gelmiyor? Bilmiyorum. Ses çok kötü geliyordu. Program iptal oldu dedi. Yok, kesin ciddi bir şey olmuştur. Yoksa kesin gelir ya. Niye gelmesin? Ne olabilir ki Erdem? Cidde baksana, konuşamamış yani. Kesin ailesiyle ilgili falan bir şey yani. Öyle mi diyorsun? Ya of, kesin öyle. Ne yapacağız şimdi biz bunlarla? Of, çok da güzel oldu her şey. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. O zaman şunları toplayalım, eski haline getirelim bari. Tamam tamam, sen canını sıkma, yine yaparsın. Aa, şey diyeceğim, Aslı'ya ara da haber ver, gelmesin boşuna kız. Ara Aslı'ya. Evet ya, of. Efendim Gonca? Aslı'cığım, sipariş iptal oldu. Sen gelme boşuna, olur mu? Neden ki? Tamam, ben pastaneye gelmeyeyim o zaman boşu boşuna. Eve geçerim. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Program değişti sanırım. Evet. Ne tarafa gideceksen ben bırakayım seni. Yok, zahmet etmeyin. Canım, hiç olur mu öyle şey? Ne tarafa? Çok teşekkürler. Aslı! Burak! Tırtma, ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak, yalvarırım, sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı, çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım, gir içeri, ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver, içeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun, saçma. Nasıl yaparsın? Nasıl? Yalan mıydı her şey ya? Yalan mıydı? Burak! Oğlum, neyin var senin? İyi misin? Neyin var? Baba. Baba, ben Aslı'yı çok seviyorum. Bunu bana nasıl yaptı baba? Neden? O kadınla nasıl işbirliği yaptı? Tamam oğlum, sen üzülme. Lütfen. Olur mu? Yok baba. Ben bunu kendime yediremiyorum. Yani onun için sizi bile karşıma aldım. Kaç yıllık ilişkimi tek kalemde sildim. Bambaşka biri oldum baba. Onunsa her şey yalanmış. Nefret ediyorum ondan baba. Nefret. Geçecek oğlum. Geçecek. Aşkın da geçecek, nefretin de geçecek. Her şey geçecek. Hadi, merak etme sen. Hı? Yok baba. Aşkın geçebilir. Ama nefretin asla.
Geçecek kuzum. Geçecek. Peşini bırakmayacağım. Yaptığın hesabını vereceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Yok anne, ben yemeyeceğim bir şey. Pastanede yerim. İyi o zaman. Hadi çıktım ben. Ay Nihat'cığım, ne yapıp edip o hisseleri bu kadından almalısın? O Başak'tan. Elçin dönünce ne olacak? Kız çıldıracak. Sinan'la huzurları kalmaz ki. Benim anlamadığım bu hisseleri alıp ne yapacak bu kadın? Gerçekten. Ne yapacak değil mi? Sen de söylüyorsun işte. Bence kesinlikle hisseleri ondan geri alacağımızı biliyor. Parasını katlayacak. Başka ne olabilir ki? Ay bu kadın şeytana bile pabucunu ters giydirir. Gerçekten öyle. Ama ona çok iyi bir teklifim var. Kabul edeceğine eminim. İnşallah hayatım. Evet. Ak kalkıyor musun canım? Ben bir an önce gideyim, konuşayım olur mu? Tamam canım. Ama Nihat'cığım ne olur beni haberdar et olur mu? Unutma. Merak etme. Haber vereceğim sana. Günaydın Aslı. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Okula gitmeyecek misin? Yok. Başak Hanım'la şu ev işlerini halledeceğiz. Üzüntüden hiçbir işimi halledemedim ki. Ben sana yardım ederim canım. İyi olur vallahi. Nasılsın peki? Nasıl olabilirim ki? Ya biz çok mutluyduk. Ne oldu bize böyle birdenbire? Bilmiyorum Gonca. Hiç bitmeyecek bir rüyadan bir anda uyanmış gibiyim. Yerde miyim, gökte miyim belli değil. Tek hissettiğim şey acı. Burak'ı çok özlüyorum. Burak'ı bir daha görmeyecek misin gerçekten? Görüşemem. Anneme söz verdim Gonca. Oğlanlardan sonra annem o kadar üzüldü ki. Kaç yaşında kadın? Ne kadar gururlu olduğunu sen de biliyorsun. Ancak Burak ailesini ikna edip annemden özür diletirse belki annem yumuşar. Bu da çok zor. Ayrılmamız en doğrusu. Canım benim ya. Hoş geldin Nihat. Lafı fazla uzatmayacağım. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Ne kadar istiyorsun? Elçinin hisselerine karşı ne kadar istiyorsun? Daha yeni satın aldım ya. Satacağımı da nereden çıkarttın? Başarılı. Elçinle ortak olamazsın sen. Bu iğrenç oyununa bir son ver. Kötü olacak. Ortak oldum bile. Ayrıca ne oyunu? Bak göreceksin. Melz Kozmetik benim katkılarımla çok daha iyi yerlere gelecek. Pekala. Verdiğin paranın 5 katı. Vakit. Hem de bugün. Bu teklifim sadece bugün için geçerli. 20 katını da versen satmam.
Başak, satmayıp da ne yapacaksın? O benim bileceğim şey. Sinan evlenip bir yuva kur. Onu da çocukları da rahat bırak. Çocuklarımı hiç kimseye bırakmayacağım. Bu sefer beni gönderemeyeceksin. Burada kalıp sonuna kadar seninle savaşacağım. Yani böyle yapmakla eline ne geçeceğini zannediyorsun, ha? Göreceğiz. Neyse, başka söyleyecek bir şeyin yoksa benim işimin başına dönmem lazım. Çok yoğun bir hafta beni bekliyor. Yeni işimle ilgili öğreneceğim çok şey var. Hoşça kal Nihat. Başak'la ilgili daha çok bilgiye ihtiyacım var. Bu parasının kaynağı nereden geliyor? Bana araştır ve bul, tamam mı? Acil. Kahretsin. Efendim Selda teyze? Çağla'cığım nasılsın hayatım? İyiyim, sağ olun siz. Canım, ben de iyiyim ama mümkünse seninle çok önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Mümkünse buraya gelebilir misin? Tabii. Ben de birazdan çıkıyordum zaten. Tamam canım, bekliyorum. Görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyidir. Çıkıyor muydun? Hı hı. Evet, okula gideceğim. Aslı'yla uğraşmayacaksınız değil mi Çağla'cığım? Benim ondan daha önemli işlerim var. Abartma istersen Volkan. Umarım öyledir. Görüşürüz. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle bir geçeyim. Tabii, buyurun. Aslı'cığım, ben sana kira kontratını getirdim. Bir göz at, bir de imzalarsan. Tabii tabii, imzalarım. Ya ben her şey için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onca işinizin arasında bir de benle uğraşıyorsunuz. Aa, ne demek? Olur mu hiç öyle şey? Sen benim sağ kolumsun. Tabii ki sana yardım edeceğim. Şey, kirayı şu hesaba mı göndereceğim? Evet. Ben ev sahibi arkadaşımla konuştum. Depozite hiç gerek yok. Aa, çok iyi oldu bu. Tekrar teşekkür ederim. Arkadaşınıza söylersiniz. Evine çok güzel bakacağız, merak etmesin. Ondan hiç şüphem yok. Hem evin hem de yeni işin hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aslı'cığım, bu hafta içinde birkaç tane görüşme yapmamız gerekiyor. Yeni aldığım şirkete birlikte gidelim istiyorum. Yani her zaman gelmen gerekmiyor tabii ama kimlerle görüşüyoruz, neler yapıyoruz, sen de bir gör isterim. Tabii tabii, ne zaman isterseniz. Yalnız senin biraz ciddi kıyafetlere ihtiyacın var. Tabii sen öğrenci olduğun için öyle kıyafetlerin yoktur. Evet, pek yok ama ben hallederim. Birlikte halledelim. Şimdi mi? Benim zevkime güvenebilirsin. Yok, estağfurullah. Hem zaten benim de birkaç parça eşyaya ihtiyacım var. Tamam, o zaman ben üstüme bir şey alayım, çıkalım. Tamam. Erdem, acaba bu senin kankan ne işler çeviriyor? Hayır yani, dünden beri hiç mi müsait olmadı? Ya insan bir arar, haber verir, nedenini anlatır ya. Merak ediyoruz şurada. Yani haklısın hayatım da... Acaba sen bir arasan mı? Ya yok hayat, boş ver şimdi. Biz karışmayalım hiç. E hani kankandı senin? Kankam. Arayayım. Thank you.
Serdar bak söylemedi deme. Bu işte bir iş var, tamam mı? Hiç normal değil. Ne olabilir ki hayat? Bilmiyorum ama var işte bir şeyler. Evet, çok merak ettim. Nedir bu kadar önemli olan? Burak ve o kız ayrıldılar. Bunu size Burak mı söyledi? Yani eğer öyleyse bu size onlardan uzak tutmak için söylenmiş koca bir yalan. Bu nedir? Bunlar Aslı'nın gerçek yüzünü görmemizi sağlayan kanıtlar. Nasıl yani? Aslı'nın yanındaki o kadın Sinan'ın eski eşi. Ne? Evet, Başak. Anlamadım. Tanışıyorlar mıymış yani? Evet. Bence baştan beri bize karşı beraberler. O kızın Burak'ın karşısına çıkması, annesinin bizim evde işe başlaması... Hayatım, bunların hiçbir tesadüf değil. Ama böyle bir şey olabilir mi ki? Ah hayatım, sen Başak'ı benim kadar tanısan inan içinde en ufak bir şüphe kalmaz. Başak vaktiyle Sinan'la evlenebilmek için yapmadığı şeyi bırakmamıştı. Ne numaralar çevirdi. En sonunda hamile kaldı da Sinan'la evlenebildi. Ailemize girdi bir yılan gibi, karıştırdı ortalığı. En sonunda Nihat onun başını ezdi de yurt dışına gönderdi. Yani yurt dışına Nihat amca mı gönderdi? Yani gönderdi derken, yani göz yumduk gitmesine diyelim. Hayatım bir kere çocuklarına sahip çıkmak isteyen bir anneyi kim durdurabiliyor, öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani bunca zamandır yurt dışında olması, arayıp sormaması da bir tuhaf zaten. Ben hala söylediklerinize inanmakta güçlük çekiyorum. Yani bütün bunları Nihat amca mı ortaya çıkardı? Evet, evet. Bir kere Nihat zaten Başak'ı takip ettirmiş. Fotoğrafları görünce Burak da anladı tabii. Burak delirmiştir. Aman aman, o kızdan ayrıldı ya. Çok şükür. En çok da neye seviniyorum biliyor musunuz Selda teyze? Ben daha ilk görüşte o kızın bir şeytan olduğuna inanmıştım. Ama Masum'u o kadar iyi oynuyor ki kimseyi inandırmayı başaramadım. Neyse ki herkes artık gerçek yüzünü gördü. Çok şükür hayatım. Canım bak, biraz sular durulsun. Ben Burak'la konuşacağım. Sizin tekrar sözlenmeniz için onu ikna edeceğim. Selda teyze, böyle bir şey artık bizim aramızda söz konusu bile olamaz. Biz birbirimizi çok kırdık, çok yıprattık Burak'la. Hayatım böyle kestirip atma. Sen bir kere her şeyi bana bırak. Ama bu arada bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Hele Eda, Volkan, onları asla duymamalı. Kesinlikle. Aslı, hele Aslı, asla. Aslı'nın bunu bildiğinizden haberi yok mu yani? Tabii ki de yok hayatım. Yoksa gider hemen bunu Burak'a söyler, aklını çeler. Bu kesinlikle duyulmamalı. Bana güvenebilirsiniz. Kuzen, ne haber? İyi kuzen, senden? İyidir. Aslı'ya mı bakıyordun? Hayır. Barışmadınız mı hala? Barışmadık. O mu istemiyor yoksa? Hayır. Onu artık ben istemiyorum. Sen mi istemiyorsun? Ne oldu oğlum birden? Böyle olması gerekiyor diyelim. Anlatsana, merak ettim gerçekten ya. Çok seviyordum. Ya bu konuyu konuşmasak. Ben kafeye çıkıyorum. Bir şeyler alıştıracağım. Tamam. Geliyorum ben de. Tamam. Aslı merhaba. Seni okulda göremeyince merak ettim. Yemeklik bir şeyler almıştım. Sağ ol. Ya Halil Bey, sizin hakkınızı biz nasıl ödeyeceğiz? Yapmayın Emel Hanım, ne yaptım ki? Yani herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmayacağız da ne zaman olacağız Allah aşkına? Haklısınız, sağ olun. Depodaki eşyalarınızı almak için araba hazır. Ne zaman isterseniz aldırırız. Ah tamam. Aslı birkaç eve baktı. Bugün yarın inşallah tutacağız. Ama keşke acele etmeseydiniz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sizi de evinizden ettik.
Olur mu öyle şey? Aç mısınız Halil Bey? Vallahi ne yalan söyleyeyim, aç değilim de yemeklerinizi özledim. Ben de güveçte kuru fasulye pişiriyorum. Vay, çok severim. Aslı nasıl? Nasıl olsun? Dün bütün gece ağladı, duydum sesini. İşte kalp ağrısı. Elimden bir şey gelmiyor ya, en kötüsü de bu. Yani dua etmekten başka bir şey yapamıyorum. Onu teselli edecek bir şey de söyleyemiyorum. Biliyorum, bana kızıyor. Ama kinlenmiyordur inşallah. Yok, Aslı aklı başında bir kız. Su akar yolunu bulur. İnşallah onun için hayırlısı olur. Bazen hayatın akışına ne kadar engel olmaya çalışırsak çalışalım durduramayız. Bence her şeyi zamana bırakalım Emel Hanım. Haklısınız. Kuzen. Aslı'yla konuştum. Seni mi aradın? Hayır, ben aradım. Okuldaysan kafeye gel. Biraz oturalım diyecektim ama bugün okula gelmeyecekmiş. Niye onu kafeye çağıracaktın ki? Konuşmanız için. Oğlum şu haline bak ya. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Volkan. Bu işe karışma. Ne haber Gencim? İyidir Çağla ama seni sormaya gerek yok galiba. Evet, çok mutluyum. Tabii senin sayende. Ya anlatacak mısın ne olduğunu? Ayrılmışlar. Başardık. Bu nereden çıktı şimdi? Kuşlar söyledi diyebiliriz. Kuşlar söyledi. Sen hala kuşların söylediği şeylere inanıyorsun galiba. Biraz büyüsen mi acaba Çağla? Vallahi ben gözümle görmeden hiçbir şeye inanmam. Neyse, çıkıyorum ben. Bir şeyler yemeyecek misin? Vazgeçtim. Konuşuruz. Tamam. Ay yazık. Bizi bile görecek hali yok. Bence bu inanmana yeterli olmuştur. Ama gerçekten ayrıldılarsa bile bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü Bura ve ailesini gayet iyi tanıyorum. Bu aşklarının ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı. Burak çok cesurca davrandı. Aslı'yı bu kadar kolay bırakacağını düşünmüyorum. Bırakır Gani, bırakır. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Kazanan ne isterse. Anlaştık. Emel Hanım, bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin, arayın. Merak etmeyin, ararım. Ayrıca yemek için de teşekkür ederim. Ne demek, afiyet olsun. Aslı'ya da selam söyleyin, olur mu? Söylerim. Beklemeyin lütfen, ben giderim. Alo, Burak Bey merhaba, nasılsınız? Az önce Emel Hanım'la Aslı'ya uğradım, bir şeye ihtiyaçları var mı diye. Ha. Aslı evde miydi peki? Yok, yoktu evde. Tamam, sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyim, görüşürüz. Görüşürüz Burak Bey. Necmi, ne kadar çabuk haber aldın? Aslında tam tersi Nihat Bey. Maalesef Başak Hanım'la ilgili devlet sırrı gibi bir durum var. Türkiye'ye dönüşü dahil her şeyi bir gizem içinde. Nasıl ya? Ne demek istiyorsun? Araştırmaya devam edeceğim. Ama bu tahminimden daha zor olacak. Başak Hanım'ın arkasında onu koruyup kollayan birinin olduğu düşüncesindeyim. Pekala. Gelişmelerden beni haberdar et. Bekliyorum. Kim olabilir bu acaba? Kim olabilir? Çok teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ne demek, rica ederim. Bana da çok iyi geldi. Çok iyi vakit geçirdim. Ha, eğer vaktiniz varsa ben size annemi tanıştırmak istiyorum. Ay, harika olur. İstersen anneni de alıp yeni eve beraber gidelim. Ona da sürpriz olur. Gerçekten mi? Evet. Tamam.
Tamam, ben eşyaları alayım o zaman. Hadi. Nasıl bir oyun bu ya? Amaçları ne? Aslı? Anneciğim, Başak Hanım. Aa, Başak Hanım. Çok memnun oldum. Aslı sizden çok söz etti. Şey, buyurun buyurun, geçin içeri. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Nasılsınız Başak Hanım? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, sağ olun. Aslı yeni işinden size bahsetmiştir sanırım. Sizin için tasarım yapacakmış. Evet. Aslı hem çok yetenekli hem de çok akıllı bir kız. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Sağ olun. Öyledir. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve ya da aç mısınız? Ay yok, hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım, böyle boş boş? Bir kahve yapayım en azından. Tamam, peki. Sade olsun o zaman. Tamam. Dur anne, ben yaparım. Aa, hayır Aslı'cığım, ben yapacağım. Annen ne kadar güler yüzü, ne kadar samimi biri. Annem benim bir tanemdir. Babam vefat ettikten sonra annem benim her şeyim oldu. Başın sağ olsun. Demek böyle anne kız birbirinize destek oluyorsunuz. Aslı'cığım, sana olan saygım bir kat daha arttı. Annen çalışıyor mu? Yok. Yani işten yeni ayrıldı. Annem aşçılık yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Ya annem diye söylemiyorum ama gerçekten çok güzel yemek yapar. Harika. Eğer çalışmayı düşünürse benim yanımda seve seve işe başlayabilir. Ankara'dan İstanbul'a yerleşeli daha çok olmadı. Daha düzenimi tam olarak oturtamadım. Benim bir aşçıya bir de şoföre ihtiyacım var. Buyurun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şöyle koy. Şöyle koyayım isterseniz. Anneciğim, Başak Hanım evine aşçı arıyormuş. Aa, öyle mi? Evet. Aslı sizi öve öve bitiremedi. Düşünür müsünüz? Ay, bilemedim şimdi. Tamam, hemen cevap vermeniz gerekmiyor. Siz biraz düşünün. Anne, Halil abi de şoför olarak sözsek mi? Aa, tamam Aslı. Halil Bey benim bir önceki işimde çalışıyordu. Orada tanıştık. Evin hanımının şoförüydü ama çok iyi insan. Aa, öyle mi? Çok iyi olur. Yani biliyorsunuz bugünlerde güvenilir insan bulmak çok zor. Ben hem sizi hem de Aslı'yı çok sevdim. Yani sizin referansınız benim için çok önemli. Tamam o zaman, ben sizin için konuşurum Halil Bey'le. Tamam, ama siz de konuştuklarımı lütfen bir düşünün. Sizinle çok çalışmak isterim. Düşünürüm. Anne, sana bir sürprizim var. Hayırdır? Ne sürprizi kızım? Ama sürpriz söylenmez. Seni bir yere götüreceğiz. Ne zaman? Şimdi. O zaman siz kahvenizi içerken ben hazırlanayım. Ay Aslı'cığım, çok iyi denk geldi. Hem sizin işiniz görüldü hem de benim. Evet. Olsun. Ah, Erdem. Hı. Burak arıyor. Açsana bence. Açayım değil mi? Alo. Gonca. Akşam için kusura bakmayın. Açıklamayı da fırsatım olmadı. Yok, önemli değil ama merak ettik çok. Aslı'ya evlenme teklif etmeden önce ailemin de onayını almak istedim. Biraz zor oldu ama başardım. Ne? İnanmıyorum. Çok sevindim gerçekten. Ne oldu, ne oldu? Sağ ol Gonca. Ama siz belli etmeyin. Ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Tamam. Ama bak, yardıma ihtiyacım varsa biz Erdem'le buradayız, tamam mı? Yok yok. Benim başka bir planım var. Tamam. O zaman çok tebrik ediyorum tekrar. Görüşürüz. Ya Gonca, ne oldu? Anlatsana. Evlenme teklifi etmeden önce ailesinin onayını almak istemiş.
içi razı gelmemiş. Ama en sonunda başarmış. Şimdi kendisi bir sürpriz hazırlayıp Aslı'ya evlenme teklif edecekmiş. Süper, bak ben sana demedim mi? Ay dedin gerçekten Erdem ya. Kankama bak ya. İçinde ya. Bu kadar da fazla. Ne dediysem kabul etmiyor. 20 katında versen hisseleri sana satmam dedi. Ay, çok kötü oldu bu durum. Ha, Elçin dönünce ne olacak? Yani her gün bu kadını bu başa şirkette mi görecek? Bilmiyorum Selda. Yani hisseleri satmam diyor işte. Demek ki amacı para falan değil. Huzurumuzu kaçırmak. İşte bu. Sinan Elçin'le evlendi ya, iyice kudurdu tabii. İnşallah bozulmaz araları. Yani eğer böyle giderse tabii araları da bozulacak ve bu onları etkileyecek. Ya düşünsene, eski kocası Elçin'in hisselerini satmış. Hem de kime? Başa. Yani insan çıldırır vallahi. Haklısın hayatım, çok zor bir durum. Yalnız o adam da ne kadar pis, ne kadar insafsız bir adammış Allah aşkına. İnsan bir baba olarak Çağla'nın hatırına böyle davranmaz. Öyle değil mi Nihat? Bırak Allah aşkına, o herif de zaten hokkabazın tekiydi. Peki bu kadın parayı nereden buluyor? Vallahi ben de bilmiyorum ama araştırıyorum. Yani Başak'ın böyle bir parası olması imkansız. Onun finansörü kim, çok kısa bir zaman içinde bulacağım. Volkan? Bütün gün burada mıydın? Okulda da göremedim seni. Gani'nin dibinden ayrılmadığın için. Evet, iyi anlaşıyoruz. Belli belli. Yakında sevgili olursanız hiç şaşırmam. Ne alaka? Gani'nin sana karşı olan hislerinin farkında olmadığını söyleme sakın Çağla. Bana karşı ne hissediyormuş? Sen o kadar saf bir kız değilsin. Sence Gani Burak'tan neden bu kadar nefret ediyor? Zamanında onun yerine Burak'ı seçtiğinden dolayı olmasın? Ben hiç böyle düşünmüyorum. Gerçekten biz çok iyi anlaşıyoruz. Sen öyle düşünmeye devam et. Yakında sana karşı olan hislerini açıklarsa hiç şaşırma. Hem şu an Burak'la ayrılmandan dolayı da çok memnundur bence. Yakında Burak'la tekrardan bir araya geleceğimiz için bence kimse çok fazla memnun olmasın. Tekrar birlikte mi olacaksınız? Çağla, sen neyin kafasını yaşıyorsun? Burak nasıl bir yanılgının içinde olduğunu artık fark etti Volkan. Aramızda şu ana kadar yaşanan bütün olumsuzlukların tek bir sebebi vardı. O da Aslı. Ama Aslı artık yok. Tarih oldu. Çağla, sen ne saçmalıyorsun? Yine Aslı'yı nasıl bir yanına karıştırdın? Bu sefer benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Hak yerini buldu. Ve sen onun gerçek yüzünü göremeyecek tek kişisin. Ama yakında sen de göreceksin. Bayıldım, bayıldım vallahi. Hay anne, beğenmene çok sevindim. Başak Hanım ne iyi bir kadın. Seni de çok seviyor. Evet. Ya, o olmasa bu evi asla tutamazdık. O yüzden ben de çok çalışıp onu memnun edeceğim. Sen başarırsın kuzum. Ne güzel bir ev tuttun bize. Güzel bir işin de var. Artık kötü günler geride kaldı. Canım benim, sen hiç merak etme. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Söz veriyorum. Aslı, ne diyorsun? Başak Hanım'ın teklifini kabul edeyim mi? Ya bilmem, sen de gördün, tanıştın. Yani çok tatlı, samimi birine benziyor. Yani fırsat ayağına geldi diyorsun. Ya bence bir taşınalım. Sen de birkaç gün bir dene. Eğer memnun kalırsan başlarsın. Aslım, en çok da Halil Bey için seviniyorum. Yani bizim yüzümüzden işinden oldu diye çok üzülüyordum. Umarım kabul eder.
Ya hatta ben arayayım onu haber vereyim. Tamam. Dur ben bakarım. Aa, hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Gel Halil abi otur. Merhaba. Ben geçiyordum, bir şeye ihtiyacınız var mı diye bir uğrayayım dedim. Eksik olmayın Halil Bey. Ben de tam sizi arayacaktım. Aslım bana sürpriz yaptı. Çok güzel bir ev tutmuş. Birkaç güne kendi evimize taşınacağız. Sizin adınıza çok sevindim ama keşke acele etmeseydiniz. Ya burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ya olur mu öyle şey? Artık bizim kendi düzenimizi kurmamız lazım. Çok sağ ol Halil abi. Peki Aslıcığım, tamam. Hayırlı olsun o zaman. Eksik olma. Ben bir çay koyayım. Hadi anneciğim. Eşyalarınızı getirmek için arabayı hazırlamıştım ya. O zaman eşyalarınızı direkt yeni evinize göndereyim. Ha? Çok iyi olur. Ama iki gün bize izin verin. Evi bir temizleyelim, sonra taşıyalım eşyaları. Tamam, siz bilirsiniz. Ben sizden haber bekleyeyim. Halil Bey, bir konu daha vardı. Aslında yeni çalışmaya başladığı bayan evine bir aşçı bir de şoför alacakmış. Bana iş teklifinde bulundu. Ben kabul etmeyi düşünüyorum. Sizden de söz ettim. Eğer düşünürseniz bir randevu ayarlayabiliriz. Sizinle olduktan sonra her yerde çalışmaktan mutlu olurum ben. Emel Hanım. Tamam, görüşme ayarlayabiliriz tabii. Tamam, ben Aslı ile haber göndereceğim hemen. Tamam, ben o zaman sizden haber bekleyeceğim. Hoşça kalın. Çay koymuştuk. Kim inandırıyor seni olmayacak o dua? Sen uyuttun ama ben uyandırayım. Bir daha asla arar mıyım yok, çayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Arar mıyım? Azıcığım, yemek yemiyorsun ya. Bari biraz meyve ye çocuğum. Yok anne, istemiyorum. Ne saklıyorsun sen orada? Hiçbir şey. Aslı hani yalan söylemek yoktu? Ver bakayım onu bana. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Gerçekten görüşmüyorum onunla. Yemin etme kuzum. Ben sana inanıyorum. Bu kadar çok mu seviyorsun onu? Buran ailesiyle olmazdı. İlişkinizi benden saklamanız, bana yalan söylemen, onların yanında çalışmış olmamı bir yana koy. Ben sizi desteklesem bile onlar buna izin vermezdi. Sizi ayırmak için ellerinden geleni yaparlardı. Daha çok üzülürdünüz çocuğum. Anne kapatalım mı artık konuyu? Daha fazla konuşmayalım.
biraz meyveye. Sağ ol anne. Hoş bulduk. Merhaba. Çocuklar yok mu? Eda Hanım kurs olduğu için erkenden çıktılar. Volkan Bey ve Çağla'm henüz kalkmadılar. Tamam, sağ ol. Ya hayatım, bak çocukların durumuna bakalım. Balayımıza geri dönelim, tamam mı? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Hayatım, sana söz veriyorum. Balayımıza en kısa zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama önce çocuklar yeni düzenlerine bir alışsınlar. Peki hayatım, sen nasıl istersen. Ben bir üstümü değiştirip geliyorum hemen. Tamam hayatım. Sinan, döndünüz mü? Döndük abi. Ne yaptınız? Ya senin balayın da burnundan geldi değil mi? Amacı bu değil miydi? Peki bir gelişme var mı abi? Yok Sinan, sana söylediğim dışında hiçbir gelişme olmadı. Yani Nuh diyor, peygamber demiyor. Arkasında kim olabileceğiyle ilgili bir bilgiye ulaşabildin mi abi? Henüz hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ama nasıl olsa bulacağız kim olduğunu. Başak'la bir de ben konuşmayı deneyeyim, ne dersin? Vallahi dene istersen ama pek bir işe yarayacağını sanmıyorum. Tamam abi, ben seni haberdar ederim. Tamam Sinancığım, hoşça kal. Başak, seninle görüşmemiz lazım. Duygularımla oynamak ne demekmiş göreceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Anne, ben kahvaltı yapmayacağım ya. Pastaneye gitmem lazım. Aa, olmaz Aslı. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı. Kabul etmiyorum. Yiyeceksin. Yemeden gitmek yok. Beni mi bekliyordun? Yo, Halil abindir. Hadi bak, aç kapıyı. Tamam. Kızım, Halil abin mi geldi? Aslı? Aslı ne oldu? Aslı. Emel Hanım. Sizinle konuşmam gerek. Çok önemli. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen. Tamam. Aslı sen odana git kızım. Buyurun. Efendim? İyiyim, siz? Demek Nihat beni araştırıyor. İlgisini fazlasıyla çekmiş olmalıyım. Evet, haklısınız. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Siz hiç merak etmeyin. Son bombayı patlatmaya az kaldı. Yakında onu da patlatacak. Söyleyin bakalım, neymiş bu önemli şey? Emel Hanım, öncelikle yaşananlardan dolayı sizden özür diliyorum. Hem ailem hem de kendi adıma.
Ben ailemle konuştum. Onlar da çok üzgünler. Yani ani bir şekilde öğrendikleri için başta ne tepki vereceklerini bilemediler. Fakat Aslı'ya olan duygularımı anlayınca beni desteklemeye karar verdiler. Anlayamıyorum. Ben ailemin onayını aldım. Eğer siz de onay verirseniz ben Aslı'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Bakın, yaşananlar geçmişte kaldı. Annem de çok üzgün. Ama en kısa zamanda aranızı düzeltmek için o da sizinle görüşmek istiyor. Bakın Burak Bey, aileniz sizin zorunuzla kabul etmedi değil mi? Öyle olursa benim çocuğum çok üzülür. Ben de çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ailem bizim sevgimize inandı ve saygı duyuyor. Lütfen siz de buna izin verin. Tabii ki de bunu size en baştan söylememiz gerekiyordu. Ama ne tepki vereceğinizden korktuk. Bunu o yüzden sakladık. Ve maalesef daha kötü sonuçlar meydana geldi. Yani yalan yalanı doğurdu. Ama artık yalan yok. Ne konuşuyorlar acaba ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen bize bir şans verin. Tamam. Ama dediğim gibi, ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Size söz veriyorum. Burak Bey'in sana söyleyecekleri var. Ben ailemle konuştum. Onların onayını aldım. Artık annen de bizi destekliyor. Emel Hanım, eğer izin verirseniz Aslı'yı bugün okula ben bırakayım. Onu ben götüreyim. Olur. Hadi hazırlan da çıkalım. Kızgınsın değil mi? Annem öyle şeyler söyledi ki sana olan aşkımdan utandım resmen. Sonucu seni görememek bile olsa anneme söz vermiştim. Bunları artık konuşmasak. Tamam. Sana çok güzel bir haberim var. Bizim artık bir evimiz var. Sevindim. Pastaneye yakın bir yerde. Ya çok tatlı bir ev. Biraz küçük ama olsun. Sonuçta bizim evimiz. Nasıl kiraladınız? Şey, Erdem avans verdi. Pastanede de işler çok iyi. Dışarıdan da iş yaptım. Sensiz nefes almak o kadar zordu ki. Okula gitmeden önce bir şeyler yer miyiz? Ben üzüntüden ağzıma bir lokma bile koymadım. Olur. Baba. Erken dönmüşsünüz. Sorun mu oldu? Sizi merak ettik oğlum. Nasıl geçti? Gayet iyi geçti Volkan'cığım da. Asıl siz neler yaptınız? Ne yapalım işte. Gündelik hayatımıza devam ettik. Eda erken çıkmış. Kursa gitti. Bir sorun olmadı değil mi? Yok yok. Anne. Erken dönmüşsünüz. Bizi merak etmişler Çağla'cığım. Aman anne, rahat rahat yapsaydınız balayınızı. Çocuk muyuz biz?
Siz yokken hiçbir problem çıkmadı. Birbirimize daha da alıştık. Çok iyi anlaşıyoruz hatta, değil mi Okan'cığım? İşlerim de vardı Çağla'cığım, o yüzden de erken döndük. Anlıyorum anne. Hayatım, ben hemen çıkıyorum. Sen? Ben biraz daha evdeyim. Tamam canım. Akşama görüşürüz o halde. Baba, Elçin ablaya söyledin mi? Volkan, önce kendimi halletmeye çalışacağım. Keşke söyleseydin. Şimdi gidip Başak'tan falan duyarsa kötü olur. Biraz sonra Başak'la buluşacağım. Onunla konuşup ikna etmeye çalışacağım. Eğer edemezsem Elçin'e söylerim. Tamam. Ben çıkıyorum. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hala Burak'ın Aslı'ya evlenme teklif edeceğine inanamıyorum. Evet ya, gerçekten. Yani koskoca Masar oğullarının oğlu Aslı'ya... Aslı da şanslı kız ha. Allah Allah. Bence Burak Aslı'dan daha şanslı. Bulmuş Aslı gibi kızı. Gerçi doğru ya. Aslı da yani pırlanta gibi kız şimdi, Allah var. Burak da çok değişti ama. Nerede o Bodrum'daki ukala, kendini beğenmiş halleri? Aşk işte. Aşk işte. Yani kimi karakterini değiştirir, kimi şehrini, tüm hayatını. Ya aşkım benim ya. Ben seni çok seviyorum. Ay, ben de seni çok seviyorum. Aşkım, sen de benimle evlensene. Ne? Erdem, ne diyorsun sen? Sen de benimle evlen dedim. Yani karım ol, ben de senin kocan olayım. Evlenince doğal olarak öyle oluyor Erdemciğim. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi böyle birden damdan düşer gibi oldu. Böyle şey yapamadım da. Tabii. Ben de hiç öyle hayal etmemiştim esasen. Böyle üstümüzde önlükler falan. Doğru söylüyorsun hayatım. Ya sen hiç söylemedin, teklif etmedin farz et. Boş ver. Bir dakika. Nasıl yani? Vaz mı geçtin şimdi? Yok, vazgeçmenin de böyle daha özel olmalı falan yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra ederim bir ara. Ya Erdem, bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi böyle bir şey falan olur. Başımıza bir şey gelir. Ne bileyim, hayat bu. Bence sen bir daha sor ya. Şey, evlenme kısmını mı, orayı mı sorayım? Herhalde Erdem. Başka neyi soracaksın acaba? Tamam Gonca, niye bağırıyorsun yani? Aa, yani heyecanlandım burada, ne yapacağımı bilemedim. Tamam dur, bak soruyorum. Tamam dur. Yapamayacağım. Olmuyor, olmuyor. Vallahi yapamayacağım. Yani böyle gitti. Yapamıyorum yani. Gerçekten heyecanlandım, yapamayacağım. Ya Erdem, nesini yapamıyorsun anlamadım ki. Alt üstü bir soru soracaksın. Yani çok basit. Benimle evlenir misin? Evet, evet. Evlenirim. Kabul ediyorum. Erdem, ya nasıl ya? Ya şimdi ben sana resmen evlenme teklif etmiş gibi oldum Erdem. İnanmıyorum sana yani gerçekten. Ya tamam hayatım, ne olacak? Sen etmiş ol. Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Gonca. Heh. Hayatım. Evet. Aşkım. Böyle ayakta mı etsem, diz çöküp mü, böyle yarım mı, nasıl? Tamam Erdem, tamam. Ya sorma Erdem ya. İnanmıyorum sana, sorma işte. Yani hayatımda ilk defa evlenme teklifi alacaktım, onu da mahvettin. İlk defa mı? Evet Erdem, ilk defa. Tabii ben senin gibi nişanlı olmadığım için. İlk defa olacak. Tamam hayatım, benim de ilk, benim de ilk. Ben de daha önce evlenme teklifi almamıştım. Kendini şey hissetme, ben de ilk defa evlenme teklifi alıyorum. Daha önce etmiştim çünkü. İnanmıyorum sana Erdem ya. Hala dalga geçiyorsun. Çok uyuz oldum sana şu anda, çok! Ya ne oldu Gonca şimdi, ne oldu ya? Ve sakın arkamdan gelmeye falan kalkma. Gidiyorum. Ne sakın, ne oldu şimdi? Ya gözüm falan görmesin seni, tamam mı? Ya Gonca... Gidiyorum. Ay. Gitti ya. Üzüntüden canım hiçbir şey istemiyordu. O kadar acıkmışım ki. Burak, bir şey mi oldu? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İyiyim. Benim yüzümden de ailenle aram bozuldu. Yok canım, yok öyle bir şey. Onlarla aram gayet iyi. Sevindim o zaman. Efendim kuzen? Kuzen neredesin?
Okulun kafesindeyim. Ben de oraya geliyordum. Görüşürüz o zaman. Tamam kuzen. Ben de Aslı'yla birlikteyim. Tamam. Görüşürüz. Volkan. Buraya geliyormuş. Sorun değil. Volkan'ı ailemi ikna ettiğimi söylemeyelim. Şimdilik kimsenin bilmesini istemiyorum. Olur mu? Sen bilirsin. Ya aç ama Gonca ya, aman! Ya ne dedim ki ben şimdi yani, ne dedim yani? Evlenme teklifi dedim, ilk defa aldım dedim, bir şey mi dedim yani? Hayretmiş, kendi kendine burada coştu, şey yaptı. Ne be, hatta yani ilk defa evlenme teklifi almışım. Ne var, bunu yapan ilk kişi sen ol yani, ne var ki bunda? Hayretmiş, hem benden iyisini mi bulacak canım? Benden iyisi Şam'da kaysa, o kadar yani. Neymiş efendim? Daha o da ilk kez evlenme teklifi almış. Sanki 5 kere almış olsa iş değişecekti. Ah Erdem, ah! Ama benim de adım Goncaysa, senin bunları burnundan fitil fitil getiririm. Ya aç Gonca, aç ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapayım, bir şey bulmam lazım. Ne yapacağım acaba? Ne desem? Nasıl getiririm ki ben buraya? Ya da ben git... Yok olmaz, abi sevdedir. Şimdi ne yapacağım? Aa, tabii ya. Vallahi buldum. Bu kadar çok aradığına göre şimdiden gelmeye başlamış fitiller. Ama dur, daha bunlar hiçbir şey. Ben sana yapacağımı bilirim. Neredesin Başak? Neredesin? Efendim. Tamam, gelsin. Yine ne istiyor bu kadın? Umarım benden habersiz önemli kararlara imza atmıyorsundur. Anlamadım. Aa, senin haberin yok sanırım. Neden bahsediyorsun sen? Ne eski kocan ne de yeni kocan sana ortak olduğumuzu söylemedi sanırım. Elçincim, biz artık ortağız. Ha, merak etme, şirketini batırmak gibi bir niyetim yok. Aksine şirket için faydalı olacağımı düşünüyorum. Kozmetik konusu özel ilgi alanımdır. Çık. Çık git buradan. Ah. Kızmakta çok haklısın. Gafil avlandın tabii. Gerçi kocanın sana bunu söylemesi lazımdı. Düğün gününde sizi tebrik etmek için aradığım zaman söylemiştim Sinan'a. Zamanla sen de tanıyacaksın. Korkaklıkta Sinan'ın üstüne yoktur. Neyse. Senin sinirin bir geçsin. Yüzündeki şu şoku bir atlat. Biz sonra tekrar konuşuruz. Çık. Görüşürüz canım. Efendim Elçin. Sinan. Sinan, sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin? Ofiste misin? Tamam, hemen oraya geliyorum. Ne haber Aslı? İyi Volkan, sen nasılsın? İyidir. Sen iyi misin kuzen? Bundan daha iyi olamazdım. Öyle diyorsan... Bu arada barışmanıza çok sevindim Aslı. Özellikle de Burak'ın şu Nemrut yüzünden kurtulacağız ya. Kuzen.
Oğlum tamam bir şey demedik ya. Evi şimdi ne yaptınız? Olmadı biz de bir yardım edelim. Evi tuttuk, birkaç güne taşınacağız. Ha öyle mi? Çok sevindim. Yani bu zamanda böyle pat diye bulmanız çok şanslısın. Öyle valla. Bir iyilik meleğimin olduğunu söyleyebilirim. Derse geç kalıyoruz. Kalkalım mı? Kuzen dersi yok sanıyordum. Var var. Sen karıştırdın herhalde. Öyle mi? Herhalde. Aslı, sen de bir ara bana şu iyilik meleğinden bahsedersin, olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok artık. Yok artık, bu imkansız. Birileri iddiayı kaybetmişe benziyor. İnanmıyorum ya, bu nasıl olabilir? Vallahi ben de bu kadar çabuk kazanacağımı tahmin etmemiştim. Demek ki aşkları sandığımdan güçlüymüş. Kes sesini Gani. Bilmediğin bazı şeyler var. Nedir bilmediğim şeyler Çağla'cığım? Anlat, öğreneyim. Siz ikinizi ne karıştırıyorsunuz? Vallahi bir bebek kadar masumsun. İnşallah öyledir. Evet, anlatacak mısın artık neler oldu? İyi dersler canım. Senin neyin var Burak? Hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Sanki yanımda silah soruyla duruyorsun. Anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Saçmalıyorsun ama şu an. Hayır, saçmalamıyorum. Seni ne kadar iyi tanıdığımı unuttun herhalde. Tamam, haklısın. Sana çok kızgınım Aslı. Çünkü... Evet, çünkü... Çünkü beni bırakıp gittin Aslı, tamam mı? Hem de mücadele edeceğini söz vermiş olmana rağmen. Evet, biliyorum. Ama annem... Evet, biliyorum. Nedenini anlıyorum da. Ama içime sindiremiyorum işte. Yani yarın öbür gün yine bir engelle karşılaşsak... ...çekip gideceksin diye düşünmekten onu koyamıyorum kendime. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Benim engelim annem. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hadi git artık. Dersini kaçırma. Tamam canım. Seni burada bekleyeceğim. Görüşürüz. Tamam, olur. Görüşürüz. Çok özür dilerim. Sana söyleyecektim ama... Aması ne Sinan? Aması ne? Böyle bir şey bana nasıl söylemezsin? Çünkü kendi başıma hallederim diye düşündüm. Duyduğunda kahrolacağını biliyordum. Ben de bunu düğün günümüzde öğrendim. Abimle de bu konuyu konuştum. Bize kaç paraya mal olursa mal olsun o hisseleri satın alacağız dedim. Avukatlarla da konuştum. Ama sonuç değişmedi yani. Öyle mi? Aşkım, tek istediğim mutluluğumuza gölge düşmemesiydi. Yoksa niyetim senden bir şey saklamak ya da arkandan iş çevirmek değildi. Yeter Sinan, yeter. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı benim kandırışım? Ayrıca bunu halletmek sana mı düştü?
dişimi tırnağıma takıp bugünlere getirdiğim, kendi şirketimle ilgili böyle hayati bir bilgiyi benden hangi hakla ve hangi cüretle saklarsın? Eski karının karşısında nasıl bir duruma düştüm hayal edebiliyor musun? Senin Oktay'dan ne farkın kaldı şimdi? Aşkım, ne olur böyle söyleme, haksızlık ediyorsun. Sinan, lütfen ben yalnız kalmak istiyorum. Elçin. Anlattıkların gerçekten doğruysa tuhaf olduğunu kabul etmem gerek. Gerçekten doğruysa, öyle mi? Benim sana yalan borcum mu var Gani? Hem senin iddiayı kazandığın için zafer turu falan atman gerekmiyor mu? Niye bunu bu kadar kafana taktın anlamıyorum. Çünkü sana katılıyorum Çağla'cığım. Katılıyorsun. Hangi konuda? Burak'ın Aslı'yı asla affetmeyeceği konusunda. Yok yok. Burak'ın gerçekten aşktan gözü dönmüş. Sen haklı çıktın. İyice gerizekalıya bağlamış. Burak pek çok şey olabilir Çağla'cığım. Ama emin ol gerizekalı değildir. Ne o? Şimdi de ezeli rakibini savunmaya mı başladın? Sen ondan nefret etmiyor musun? Ondan nefret ediyor olmam onu tanımadığım anlamına gelmiyor. Ben Burak'ı gayet iyi tanıyorum. Ve emin ol Burak kendisine yapılan böyle bir haksızlığı asla affetmez. Az önce onları nasıl gördüğümüzü unuttun herhalde. Parmakları birbirine kenetlenmişti hatırlıyorsan. Heh, işte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Benim tanıdığım Burak böyle bir durumda Aslı'nın evini yakar, o evin küllerini de Aslı'ya yedirirdi. Yani bu işin içinde bir iş var. Yani sen şimdi Burak intikam peşindedir demeye çalışıyorsun. Aynen öyle diyorum Çağla'cığım. Aynen öyle. Canım, ben Elçin'i bir arasam mı acaba? Ya bir Sinan gelsin, onunla bir konuşalım da istersen sonra arayalım. Ha? Ay Başak'tan öğrenmesi çok kötü olmuş. Elçin en çok buna sinirlenmiştir, inan bana. Ya Sinan'ı da kandırmış, görüyor musun? Ya Sinan da aklı sıra bir şekilde ben hallederim diye düşünmüş, Elçin'e söylememiş. Ay Nihat, biz bu kadınla boşuna muhatap oluyoruz biliyor musun? Yani hiçbir şekilde alt edemeyeceğiz onu. Ah, Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sinancığım, ne yaptın? Sakinleştirebildin mi Elçin'i? Yok yengeciğim ya. Hala bana çok kızgın. Bak görüyor musun? Hani bütün derdi çocuklardı? Ya bu yaptığı ne şimdi? Ay Nihat, ne yapacağız? Yani Elçin sinirlenip üzülmekte o kadar haklı ki. Şirketin hisseleri gittiği yetmiyormuş gibi. Yeni ortağı da Başak oldu. Abi düşündükçe delireceğim ya. Bu kadın bu kadar parayı sırf bizi deli etmek için harcıyor. Ya bu daha da korkutucu bir şey. En iyisi ben Elçin'i arayayım. Ayrıca oturup konuşalım bu konuyu. Olur abi. Ara canım ara. Aşkım. Başka dersin yok değil mi? Yok yok, bitti. Süper. İyi, seni nereye bırakayım? Eve mi, pastaneye mi? Ben birlikte bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm ama... Senin işin mi var? Benim işim sensin, merak etme. Tabii ki de bir şeyler yapacağız ama akşama. O yüzden gidip annenden akşam için izin al. Ya da pastanede işlerin falan varsa onları hallet. Akşam ne yapacağız ki? Sürpriz. Sürpriz mi? Ay, söylesene. Sürpriz kelimesinin ne anlama geldiğini hala öğrenemedim. Tamam. Sormadım bari. Hadi gidelim. Tamam. Biraz tüyo versen. Çağla. Volkan. Hayret, Ekir'in nerede? İşi vardı, çıktı. Ne oldu? Ne var? Sen şu olanları bana bir anlatsana. Hangi olanları? Çağla,
oyun oynamayı bırak. Anlat. Sen olanları şu çok sevgili Aslıcığına sorsana Balkancığım. O ne demek şimdi? Ay ya da dur, vazgeçtim. Sen bence annene sor. Hem belki Aslı da yanındadır. Hep birlikte konuşursunuz. Çağla sen ne saçmalıyorsun? Canını acıtıyorsun bakalım. Eğer anlatmasan canın daha çok acıyacak. Annen ve Aslı işbirliği içinde, tamam mı? Amaçları da Burak'ı kafalayıp Aslı ile evlenmesini sağlamak. Bu mümkün değil. Aslı'nın o kadına ne işi olur? Az önce söylediğim gibi Volkan, Burak'ı kandırıp kendisiyle evlenmesini sağlamaya çalışıyor. Çağla, ne tür bir oyun peşindesin bilmiyorum ama Aslı'nın kılına zarar gelirse bunu sana çok kötü ödetirim. Siz iki kuzen gerçekten delirmişsiniz. Aslı'nın adını duyunca bütün mantığınız uçup gidiyor mu sizin? Ha? Aslı diyorum. Annenle işbirliği içinde diyorum. Burak'ın parasının peşinde sınıf atlamaya çalışıyor diyorum. Bu kadar zor mu bunu anlamak ya? Çağla, bunu sana kim söyledi? Ha? Aslı'nın o kadınla işbirliği yaptığını kim söyledi? Selda teyze. Tamam mı? Selda teyze söyledi. Yengem ha? Demek Burak'la Aslı'nın bir araya gelmesini engellemek için yaptı falan mı? Vay be. Çok daha yani. Senin derdin ne? Aslı ile Burak ayrılsın diye sarf ettiğin onca çabadan sonra şu an birlikte olmalarını bu kadar çok mu istiyorsun? Sen deli misin? Çağla, Aslı ile Burak'ın ayrılması başka bir şey. Aslı'ya suçsuz yere çamur atılması başka. Ben kimsenin Aslı'ya zarar vermesine izin vermem. Buna Burak da dahil. Ben sadece Selda teyzeden duyduklarımı anlatıyorum. Annenle Aslı'nın orada burada eğlenirken çekilmiş bir sürü fotoğrafını gördüm. Aç gözünü artık Volkan. Aslı sandığın gibi biri değil. Fotoğraflar mı? Evet, fotoğraflar. Yani Selda teyze söylediği her şeyi ispatladı. Eğer bana inanmıyorsan gidip yengene sorabilirsin. Ben doğruları söylüyorum. İster inan, ister inanma. Böyle bir şey mümkün değil. Yok yok. İmkansız. Evet. Evet. Böyle çok güzel oldu. Heh. Şimdi. Evet. Madem aramalarıma cevap verilmiyor Gonca Hanım, şu mesaja da cevap vermeyin de görelim bakalım. Benimle evleniyorsunuz Gonca. Dünya evine gireceğiz. Of! Yine ne yumurtladın acaba Arda? Yani bugün beni göremeyeceğini anlasan iyi edersin. Ay ne dedi acaba? Ne? Yangın mı? Ne yangını ya? Akşam için izin alabilirsin değil mi aşkım? Annemin sorun çıkaracağını sanmıyorum. Geç kalacağını belirt ama, tamam mı? Burak Mansaroğlu, ne karıştırıyorsunuz acaba? Sürpriz dedim ya aşkım. Çok büyük ve güzel bir sürpriz. İyi peki. Yani bu zamana kadar bana yaptığın sürprizlerden çok mutlu olduğum söylenirse... ya bunu da çok beğeneceğimden eminim. Ondan şüphen olmasın. Bayılacaksın. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gelmeden ararım. Tamam. Çoktan hak ettiğim bir sürpriz olacak Aslı. Bundan emin olabilirsin. Canım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Elçin. Bizi kırmayıp buraya geldiğin için çok teşekkür ederim sana. Önemli değil.
Bu artık bir aile meselesi haline geldi. O yüzden birlikte çözsek daha doğru olacak. Kesinlikle. Oktay'ı defalarca aradım ama tenezzül edip telefonumu açmadı. Hadi Oktay'ın neden böyle bir şey yaptığını anlayabiliyorum ama... Peki ya Başak? Ya hani tek derdi çocuklarıydı? Ya çocuklar falan bahane. Tam bir ruh hastası. Tek bir nedeni var bunun, bizim ailemizin huzurunu kaçırmak. Ya bu kadarı da fazla artık. Hala inanamıyorum. Ya kaç yıllık emeğin bir anda kimin eline geçti? Tamam hayatım, ne olur üzme kendini. Bak ben halledeceğim. Bir şey halledeceğin yok Sinan. Benim anlamadığım bu kadın neden sizden bu kadar nefret ediyor? Yani neyin peşinde bu kadın? Neyin intikamı bu? İşte abimin dediği gibi. Ruh hastasının biri. Yani yaptıklarında akıl mantık aramak anlamsız. Bizi üzmekten keyif alıyor, o kadar. Başak hayatımıza girdiğinden beri Sinan'a huzursuzluk veriyor. Yani şimdi Sinan evlendi, mutlu oldu, düzenini kurdu ya... iyice hazmedemiyor artık. Bu kadın yüzünden huzurumuzun kaçacağı kesin. Evet ama böyle bir şeye kesinlikle izin vermemeliyiz. Ya böyle bir dönemde daha çok kenetlenmeliyiz, birbirimize yakınlaşmalıyız. Sen artık ailemizden birisin. Sana yapılmış her türlü kötülük doğrudan bana yapılmış sayılır. Sen merak etme, sana söz veriyorum. Bu meseleyi en kısa sürede halledeceğim. Peki Nihat. Bakın ne diyorum. Bu akşam hep birlikte bir yemeğe gidelim. Oradan da çiftlik evine geçer, orada kalırız. Ha, ne dersiniz? Ben pek emin ol bu gece çok iyi gelecek hepimize. Çok gerildik Yalçın. Tamam peki. Hadi. Hazırlanalım bakalım. Seninle acil bir şey konuşmam lazım. Benim Volkan. Evet. Evet, neredesin? Tamam, hemen geliyorum. Goncam şimdi görünce şok olacak ya. Erdem? Erdem! 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 Biliyorsun değil mi? Ya ne yapayım hayatım? Başka türlü gelmezdin ki bu kadar hızlı. Ya ben nasıl geldiğimi bilmiyorum. Uçtum resmen. Bana bir şey olacak diye korktun mu yoksa? Ya korktum tabii eşek. Gel gel bak. Bak her şeyi kendi ellerimle hazırladım. Pastayı kendim yaptım. Aşkım çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel olmuş. Ama her şey bir yana. Şu pasta var ya şu pasta. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Güzel güzel pasta. Tasarımı falan hep bana ait. Tasarımı yani içine koydukları falan hep kendim yaptım yani. Düşünerek yaptım bunları. Bir yerden tarif falan değil yani. Ya Erdem var ya, o kadar zamandır pastanedesin. Yani bir insan hiç mi bir şey kapmaz ya? Bir içine bak, yumuk yumuk. Ne yapayım hayatım? Yeni yeni öğreniyorum işte ben de size baka baka. Ne olacak ki? Tamam, şekli öyle olabilir. Tamam, şekline çok şey yapamadım ama... gerçekten bak, tadı çok güzel, tadı çok hoş. Bir tanem benim, tadından ben çok eminim. Eminim çok güzeldir. Aha. Çok güzeldir. Hı-hı. Güzel, güzel. Ama bence biz hiç bunu yemeyelim. Neden biliyor musun? Çünkü anı olarak kalsın. İleride böyle çocuklarımıza falan gösteririz.
hayatım bir dalga geçme ya. Bir dalga geçme ya. Bu kadar emek var burada. Allah. Hadi aşkımıza. Erdem. Hı. Sen böyle nasıl beni bir anda böyle sinirlendirip sonra bir anda yumuşatabiliyorsun? Cazibe diyelim, cazibe. Şeytan tüyü diyelim de biz ona. Ha, olur, o da olur, o da olur. Hayatım dur artık şundan bir ye ya, şundan. Ye artık bundan. Aşkım ama yemeyeceğiz demedik mi? Saklayacağız dedik. Ay bozmasaydın fotoğrafını falan çekerdik. Hayatım hala dalga geçiyorsun, yapma ya. Emek var diyorum burada. Ye hadi, onu hep bitireceksin. Onu hiç görmeyeyim tabakta öyle. Ye hepsini ye. Bir tadına bakalım o zaman. Wow. Hah, oh. Çok güzel. Ellerine sağlık. Aşkım çok güzel olmuş gerçekten. Ama şey, ben bugün çok tatlı yedim. O yüzden bence bana bu kadarı yeter. Sonra kötü olurum. Gonca gel hayatım, bak yesene. O kadar yani yaptım ben bunu. Şuralarından yesene bak, şuraları hep bak. Emek ya bu. Hadi ye, ye şurayı ye. Aşkım işte baktım ya tadına, niye uzatıyorsun? Neden şimdiki ortamı bozuyorsun? Bak ne güzel hazırlık falan yapmışsın. Bozmayalım keyfimizi. Hayatım şuralarından yesene bak, şuralarına meyve falan koydum. Ya hadi şunu ya, o kadar yaptım, uğraştım ben bununla. Erdem bak, sen beni yine böyle bir anda sinirlendiriyorsun. Böyle bir anda gitgeller oluyor falan, ben çok kötü oluyorum, tamam mı? Ama ya Gonca ne olur ye şu, ölümü gör ye. Ölümü gör, ölüyorum burada, ye ya. Ye şunu artık. Ay tamam Erdem, tamam yiyorum ya. Al hepsini yiyorum, sonra bunu yiyeceğim, sonra da tüm pastayı yiyeceğim. Tamam mı? Oldu mu? Hepsini yiyeceğim. Olur, olur. Erdem taş mı koydun, ne koydun ya? Ne yaptın, yumurtayı falan komple mi attın? Hayatım, benimle evlenir misin? Erdem benim dişim kırıldı galiba. Hayatım boş ver şimdi, dişi boş ver ya, onu yaptırır sonra. Evlenir misin? Evet de, cevap ver evet de. Ya dur dur, onu ben yıkayayım. Onu yıkayayım. Hep pasta gelmiş. Taşı gözükmüyor. Taşı çok güzel bunun. Taşı çok güzel. Efendim aşkım. Evet evet hazırım. Çıkıyorum şimdi. Tamam görüşürüz. Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam Aslı'cığım. Kolay gelsin. Aslı geç kalma. Tamam. Sen ne istiyorsun? Amacın ne? Aslı mı? Ben kimden bahsettiğini anlamıyorum. Ya bana oyun oynamayı bırak. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Bana bak Volkan. Sen önce bir kendine gel. Beni ister sev, ister nefret et. Ben senin annenim. Beni anladın mı? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bıktım artık senin bu saçmalıklarından. Aslı'dan ne istiyorsun? Kız senin yüzünden zan altında. Aslı neden benim yüzümden zan altında olsun ki? Ha. Aslı'yı tanıdığını inkar etmiyorsun yani. Hayır. Hayır etmiyorum. Ve senden bana her şeyi sakince anlatmanı istiyorum. Yoksa sana yardım edemem.
Amcam. Sizin Aslı'ya görüştüğünüzü biliyorlar. Hatta ellerinde fotoğrafta kanıt bile var. Ama işin daha kötüsü Burak da biliyor. Birkaç gündür ortada deli gibi dolaşıyor. Aslı'yı onu kandırmaya çalışan bir para avcısı. Seni de onun maşası olarak görüyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin Nihat. Yani insan bir gram değişmez mi? Öyle bir şey. Bak oğlum, amcan ve tabii ki yengen Sinan'la bizim hiçbir zaman için birlikte olmamızı istemediler. Bizi hep ayırmaya çalıştılar. Ben alt sınıftan geldiğim için beni ailelerine hiçbir zaman için layık görmediler. Ve sonunda da başarılı oldular. Sen de intikam almak için Aslı'yı kullandın yani, öyle mi? Hayır, hayır, hayır. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben Aslı'nın yanındayım. Ona destek olmaya çalışıyorum. Benim amcanla husumetim bambaşka. Evet, ondan intikamımı almak istedim. Ondan hıncımı almak istedim. Ama bunun için ne seni, ne Eda'yı, ne de Burak'ı hiçbir zaman için bu konuyu alet etmedim. Çünkü siz masumsunuz. Beni anlıyor musun? Peki Aslı'nın suçu ne? Neden onu kullanıyorsun? Ben Aslı'yı kullanmaya çalışmıyorum. Bak, ben onun yanındayım. Ona destek olmaya çalışıyorum. Volkan, ben Aslı'ya baktığım zaman kendi gençliğimi görüyorum. Eski beni görüyorum. Burak'la ilişkilerini fark ettiğim zaman Nihat'a karşı içimde hain bir sevinç olmadı değil. Evet, bunu kabul ediyorum. Çünkü kardeşine davrandığı gibi oğluna davranmayacağını düşündüm. Ama bu konuda yanıldım. Çünkü inanılmaz şekilde acımasız, hiçbir şey değişmemiş. Ama burada konumuz amcam değil, Burak. Evet, biliyorum. Yani zaten iki tane fotoğrafla Aslı'ya karşı nasıl bu kadar güvensiz olduğunu anlayamıyorum. En azından bana ya da Aslı'ya hesap sorması gerekiyordu. Neden buna inanıyor bilmiyorum ama öfkeden deliye döndü kesin. Volkan, gidip Aslı ve Burak'la hemen konuş. İstersen ben de konuşurum. Onları ayırmak gibi bir niyetimin olmadığını lütfen onlara anlat. Tamam. Volkan, lütfen olanlardan beni de haberdar et. Ne işimiz var burada? Canım, rahat ol. Nasıl rahat olayım? Bu evden nasıl kovulduğumu hatırlamıyor musun? Bunların hepsi geçmişte kaldı. Hadi içeri girelim. Yok, ben ailenle karşılaşmaya hazır değilim. Annemler evde değil ve bu gece de gelmeyecekler. O yüzden lütfen rahat ol. Hem bu evle ilgili de kötü anlarını sil. Çünkü burası bizim için çok özel. Evet, çok özel. Tekneyi saymazsak beni ilk burada öptün. Bu benim ilk öpücüğümdü. Bu evde bana açıldın. Bana yemek yaptın. Evet. Güzel anlardı. Tamam. Hazırım. Sana güveniyorum. Zaten sen beni üzecek hiçbir şeye izin vermezsin. Gerçeklerle yüzleşme vakti. Hem de aşkımızın başladığı yerde. Burada başladı, burada bitecek. Neden buraya getirdin? Çünkü burası
burası bizim en özel yerimiz. Bir şey mi oldu? Bir şey olmuş. Bana karşı dürüst olur musun lütfen? Dürüstlük mü? Bunu sen mi söylüyorsun? Anlamadım. Bırak bu masum tavırların aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. Biliyor musun? Ben seni gerçekten çok sevmiştim. Sana güvendim. İnandım. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Senin için her şeyi göze aldım ben. Ailemi karşıma aldım. Ama sen? Yazıklar olsun sana be. Burak ne diyorsun sen? Söyle. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? Hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için, birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanları yanında benimkileri çıkalır. Buraya kadar. Oyun bitti.